Merhabalar efendim, Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde güzel İzmir'imizin güzel beldesi Alaçatı'ya uzanıyoruz ve Alaçatı kurabiyesinin tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 2 çorba kaşığı tuzsuz tereyağı, yaklaşık 125 gram, 1 çay bardağı sızma zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 adet yumurta beyazı, yarım paket çabuk maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ve alabildiğin kadar elenmiş un. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı çörek otu. Alaçatı kurabiyesi için gerekli malzemeleri biliyoruz. Bu kurabiyede aslında geleneksel olarak pek tereyağı kullanılmıyor ama biz farklı bir lezzet katmak istedik ve tereyağı kullandık. Hadi artık yapımına geçelim. Yumurtamızı, beyazı ve sarısı ayrı olmak üzere kırıyoruz. Beyazını içinde kullanacağız. Sarısını da üzerinde. Evet, şimdi üzerine zeytinyağı, üzüm sirkesini. Burada bir çabuk mayamız var, yarım paket. Tereyağımız var. Karbonat ve tuzu ilave ediyoruz. Parmak uçlarımızla birbirine yediriyoruz. Evet, güzel bir karışım oldu. Bu arada tuzumuz da eridi. Artık azar azar ilave ettiğimiz unla yoğurmaya başlıyoruz. Evet, güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi normal hep deriz ya ceviz büyüklüğünde. Hayır, yarım ceviz büyüklüğünde küçük parçalar alıyoruz ve bu şekilde yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye bırakıyoruz. Son alaçatı kurabiyemiz de hazır. Şimdi üzerlerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Şimdi çörek otlarımızı bırakıyoruz. Bu arada fırınımızı 190 derecede ısıtmaya başladık. Fırına vermeden 5 dakika önce yaksak yeterli olacak. Artık fırına verebiliriz. Alaçatı kurabiyesi fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. 190 derece fırında pişirdik. Çok fazla kalmasını istemedik. Artık servise sunabiliriz. Evet, harika bir görüntü. Şimdi servis tabağına birkaç tane koyalım. Bu arada tabii çayımız da demlenmiş olsun. Afiyetle yiyelim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde gene lezzetli bir tarif paylaştık. Alaçatı kurabiyesinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalınız.